Çoğu kişinin adını televizyon dizilerinden duyduğu matrak, geçmişi 1500'lü yıllara dayanan en eski sporlardan biri. Eskrimin ilham kaynağı, kılıç sporunun satrancı olarak kabul ediliyor. Bu oyunu icat edense matematik, tarih ve minyatür alanındaki çalışmalarıyla tanınan matrakçı Nasuh adlı bilgin. Matrakçı Nasuh'u bugünlerde bir sergiyle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleştirilen sergi 3 kıtadaki 9 ülkeye uzanacak yolculuğuna Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nden başladı. Sergiyi anlatmak üzere projenin danışmanı Mimar Sinan Yenim stüdyomuzda. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kimdir Matrakçı Nasuh galiba? Dönemin bilim insanlarının pek çoğuna benzer şekilde farklı disiplinlerde aynı anda uzmanlık geliştirmiş. Enderun eğitimi aldığı için Enderun'da öyle bir eğitim var. Evet, ama yani, bilimin ötesinde sanata ve spora da hakim olması onu galiba özel biri haline getiriyor. Evet, tabii özel biliyor ama 16. yüzyılda pek farkına varmadığımız pek çok böyle insan var. Hı hı. Yani bunlar devlet için yetiştirilmiş, sarayın içindeki neyim bugün Fransa'da var böyle bir şey işte devlet adamı yetiştiren bir enstitü. Hı hı. Bilim eğitim en akıllı imparatorluğun en akıllı çocuklarını bu Enderun'a alıyorlar ve buradan yetiştiriyorlar. Bunlar zaman zaman siyaset içinde yer alıyorlar. Kimi zaman askeri içindeki asker orduda orduyla bu deneyimlerini kazanması için mesela meşhur o Menazıl Sıfır Ürekeyn albümü Sultan Süleyman'ın 1537'de başlayan Irak Seferi sırasında İstanbul'dan başlayarak Bağdat'a kadar şehirleri çiziyor orada. Hı hı. Zaten siz söylediniz, çok iyi bir taktisyen, hı hı. İyi bir matematikçi. Tarihçiliği var. Tarihçiliği var ama pek söylenmiyor. Matematikçi deyip gelip çok iyi bir geometri biliyor ve yani çağımıza göre bile ileri bir topografi bilgisi var. Hı hı. Şimdi galiba sizinle konuşacağımız sergide tabii ağırlıklı olarak minyatürleri var değil mi? Yani sergide minyatürleri değil, o minyatürlerden esilen Sevim Ersoy'un veya yönetimindeki bir dizi arkadaşımızın seramik ve benzer çalışmaları var. Sergide Matrakçı'nın gerek işte Menazıl Sıfır'ı Irak'ın albümünden, gerek Fethi İştoş Estergon'dan, gerekse Tarihi Beyazıt'tan, gerek Rumeli, gerek Anadolu'daki o dönemin şehirlerini tasvir ediyor. Neyle karşılaşıyor gidenler? Yani nasıl eserlerle karşılaşıyor? Eserlerle karşılaşıyorlar. Bu eserlerin, hı hı. Görmekte olduğumuz eserlerin seramik örnekleriyle karşılaşıyorlar. Hı hı. Onun birebir kopyaları yapıyor. Tıpkı basınları. Seramik üzerine. Ama seramik üzerine daha uzun müddet ve bu transfer daha rahat olsun diye yapılmış. Hı hı. Onlarla karşılaşıyorlar. Hatlarıyla karşılaşırlar. Bir taraftan da iyi bir hattat. Celi Divani denilen bir üslubun, hı hı. bir nevi yaratıcısı. O yazılarından karşılaşıyorlar ve yurt dışında olduğu zaman da genel bir konuşma yapıyorum. Ben hem bu örnekleri gösteriyorum hem de mesela zannederim birazdan gösterecekler İstanbul. Evet. Planı var 1537. Şimdi onun evet o çok dikkat çekici bir şey zira yani kesine yakın isabet bazı bölgelerinde ne kadardır dersiniz? %83'e varan isabet oranı. 83.1 isabet oranı var. O çakışıyor bugünkü modern teknolojiyle ve nirengi noktaları çakılmış. Daha 100 yılın başında gelmişler Fransızlar, hı-hı. ve Almanlar İstanbul'un nirengisini yapmışlar. Onlara dayanarak yaptığımızda, hı-hı. üst üste koyuyorsunuz. 83.1'i bazı noktalarda üst üste çakışıyor. Bu o dönem için 450 sene için inanılmaz tabii bir yani, bilgi. Bugün tabi uydu görüntüleme yöntemleriyle bu iş değil ama o dönem aletle şey, yapıyorsunuz. Tabii yer hangi aletle? Hizasından bakarak bu oranı tutturmak büyük başarı. Ne nasıl yapmış peki? Bir açıklaması var mı? Maalesef. Yani bu konuda yeteri kadar araştırmamız. Yalnız onun için değil. Diğerleri için işte. Piri Reis de aynı 16. yüzyılın bir adamı. Seydi Ali Reis'in bu tür çalışmaları var. O dönemde hem donanmada işte Barbaros başlıyor, Turgut Reis, Kılıç Ali Paşa. Bu tür insanlar var. Edebiyata bakıyorsunuz, bu tür insanlar var. Başka minyatürler de var. İşte Surname'de, Nakkaş Osman'ın, Seyid'in bir sürü o günleri yansıtan bize ve pek çok şey baktığımız. Neye baktığımızı bildiğimiz zaman görüyoruz. Bir şey ararsak. Şimdi Matrakçı
bu dizilerle biraz gündeme geldi. Çizgi çekti. Evet. Yoksa Matrakçı gibi 16. yüzyılda, 15. yüzyıldan ortalarından başlayarak 16. yüzyılda yetişmiş. Benzer pek çok insanımız var o ya. Meçhul. Hı hı. Çok akademik çevrelerde veya meraklısının değerlendirmesine kalmış. Bunları çıkarmayı, bunları... Şimdi gördüm, Marsilya'nın, Toulon'un, Nice'in, Cenova'nın 16. yüzyıldaki ortalamadaki 1542-44 o Barbaros donanması Toulon'da kışlar ya, o sırada gidiyor onları çiziyor. O görüntüler farklı bir gözle çizilmiş. Enteresan ayrıntılar var. Mesela camiler ve saraya ait yapılar griyle boyanmış çatıları. Çünkü kurşun kaplı. Diğerleri kiremit olduğu için kırmızı kaplı. Hı hı. Geçen gün biri soruyordu mesela, dedi ki Topkapı Sarayı Adalet Kulesi acaba ne zaman yapılmıştır, merak ediyoruz dedi. Hı hı. Ben de merak ettim, buna baktım, var. Bir var. Demek ki 1537'de demek var. Demek ki 1500'lerde var, evet. 37'de tamam. Var. Değil mi? O, ama böyle bir şey gelirse siz merak edip bunu detaylı. Bunun için Walter Denen'in 1970'lerde yazdığı bir transkripsiyonu var. Yani bu yapıların hangileri günümüze geliyor, çizdiği yapı hangi yapı diye. Gene geniş Art Orleans'ta bir makalesi vardır. Bizim de çalışmamız lazım. Hı hı. Aslında bu bir envanter değil mi bizim için de yani? Hem envanter hem yani işte kargacık burgacıktı, şöyleydi böyle diyoruz. Birden şehri görüyorsunuz. Yeşildi diyoruz, hiç yeşil olmadığını görüyorsunuz. Galata'nın dışı, yoksa Galata surlarının içi olsun, İstanbul surlarının içi olsun. Öyle bak, mahvettiğimiz bir yeşillik göremiyoruz. Ya aslında bu tarihçiler için de, edebiyatçılar için de eşsiz bir kaynak sunuyor. O dönemi canlandırmak isteyen herkes için. Filmciler için, sinemacılar için de. Tiyatrocular için. Sahne sanatları için. Hı-hı. Orada oyunlar var. Yani mesela 2010'da ben hep yanarım. Bu surnamelerde 79 tane yanılmıyorsam şenlik yapılıyor Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Hı-hı. Osmanlı Gazi'den başlıyor. Sünnetler, evlilikler, şunlar bunlar. O sırada esnaf alayları geçiyor Sultanahmet'ten. Ve bu şenlikler 15 gün, bir ay sürüyor. Evet. Mesela 2010'da niye böyle bir şey denemedik? Kalktık boylu bostlu yelkenleri getirdik, bir günde gittiler değil mi? Sizin böyle bir geleneğiniz var. Bir hafta süren bir şenlik yapılamaz mıydı? Esnaf alayları geçecek, işte üretimler geçecek. Bizim, sizin değil ama benim gençliğimde öyle tutum haftaları falan olurdu ya. Onu çağdaş bir şekilde yapacak bilgiler içeriyor. Hı hı. Aklımızda bir şey geldiği zaman, müracaat ettiğimiz zaman cevap alabiliyoruz. Bütün mesele merak etme. Evet. Heyecan duymak. Evet, o zaman belki birilerinin merak duyup yani nokta atışı yaparak bazı isimleri dediğiniz gibi bu arşivden çıkarıp parlatması gerekiyor. Dünya gündemine sunması gerekiyor. Çünkü Osmanlı ile eğer hakikaten gurur duyacaksak ya da gurur duyacak yer arıyorsak bunlara bakmamız lazım. Yalnız gerekiyor. Mimar Sinan değil. Değil çünkü mi? Evet, onunla beraber bir sürü insan ülke, var. Kaç yere gidecek bu sergi? Zannederim 10 yere gidecek. 10 yere gidecek. Siz o 10 yerin her birinde Matrakçı nasıl anlatacak? Ben Belgrad'da anlattım, çok ilgi çekti. Çünkü o müşterek bir kültürümüzün. Hı. Bosnalı, o şu darada bir geçen hafta serginin açılışında bir arkadaşıyla yanlış okumuşlar. Prizrenli dedi. Daha Makedonyalı dedi, Bosnalı değil dedi, yanlış okumuşlar dedi. Ben Bosnavi diye. Dedik ki bakın, bu bizim müşterek kültürümüz. Yüzyıllar evvelde buradan, üstelik Hoşlu'da, Belgrad'da kalesinde bir kapı var. İstanbul kapı diyor. Biz de burada sırlarda bir kapı var biliyorsunuz. Belgrad kapı evet. diyor. Dedik ki yani bu ayrılmaz bir bütünün parçası. Yüzyıllardır bu coğrafyada insanlar işte birlikte çalışmışlar, birlikte üretmişler. Bunu devam ettirmemiz hepimizin menfaatine, böyle bölük bölçük kopuk. Bunlar birleştirici unsurlar aynı zamanda. Evet. Sinan Yerim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca sağladım. Nerede sergi söyleyelim? Dolmabahçe Kültür Merkezi'nde, Beşiktaş'ta. Hı hı. Ayrıca bu serginin daha bu fikrin geliştiren Beste Gürsan. Evet. Ona teşekkürlerimiz var. Bülent Katkat Bey'e teşekkür ederim. Ama kısıtlı süre burada galiba değil mi? Ay sonuna kadar mı? Ay sonuna kadar. Ay sonuna kadar. Görmek isteyen. Ondan sonra tekrar yurt dışına gidecek. Çok teşekkür ederim. Çok bu sağ olun. Bu imkanı verdiğiniz için. Hadi, sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Reklamlardan sonra görüşeceğiz.